Evet, bir canlı bağlantımız olacak şimdi. Arkadaşımız Yakup Sağlam Alabalık Çiftliği'nde, oradan detayları paylaşacak bizimle. Bizler şu anda İzmit'in Yuvacık Barajı'nın yakınlarındayız. Burası alabalık tesisleriyle de ünlü bir yer. Hemen 100 metrede bir alabalık tesisini görmek neredeyse mümkün. Dağın yamaçlarından aşağıya doğru inerken işte o tesislerden birindeyiz. Yanımızda Necmi Bey var, alabalık tesisinin sahibi. Efendim, öncelikle teşekkür ediyoruz elimizi kabul ettiğiniz için. Ben bakıyorum burada maşallah çok güzel, çok renkli alabalıklar var. Kaç tane var? Yaklaşık 100 bin civarı. 100 bin tane alabalık burada var. Evet. Bir yıl boyunca bu sayı toplamda artıyor. Yani bir burada yaklaşık bir yılı buluyor porsiyon olması. Bir yılda bir devir daim ediyor, yenileniyor yani. Şimdi benim dikkatimi çekti, böyle bölme bölme havuzlar yapmışsınız. Alabalıklar ayrı ayrı türler mi? Neden böyle ayrı ayrı havuzlar var? Yani aslında hepsi türü olarak aynı da boy olarak farklı. Biz bunları yavru olarak alıyoruz il dışındaki üretim tesislerinden. Burada yavru olarak koyduğumuz ilk havuzda mesela yaklaşık bir 2 ay kadar duruyor. Büyüdükten sonra mecburen kalabalık olduğu için bölünmek zorunda, başka bir havuza taşınmak zorunda oluyor. Bu büyüdükçe işte bu olduğu havuz sayısı çoğalıyor yani. Yavrulama için hani sizin kendi galiba havuzunuz da var, orada da üretiyorsunuz. Bir ufak kendimiz de yapıyoruz yani elimizden geldiğince. Ben bakıyorum büyük alabalıklar suyun içinde durmuyorlar, yukarıya doğru zıplıyorlar. Evet, şimdi buradaki suyun oksijen oranının yüksek olmasından dolayı fazla miktarda yem tüketiyorlar. Ve şimdi de yemlenme saatlerine yakın oldukları için yem istiyorlar yani. Zıplayarak bize yem verin diye mesaj veriyorlar. Evet, bizi gördüğü zaman. Şimdi baktığımız zaman burası gerçekten alabalık tesisleriyle de ünlü dedik. Oldukça fazla alabalık tesisi var. Baktığımız zaman alabalık yemek ayrı bir lezzet olsa gerek. Özellikle yaz aylarında en çok tercih edilen balık türlerinin başında geliyor. Evet, yani hafif bir yiyecek olduğu için bilhassa da buralarda suyumuzun kalitesi yüksek olduğu için lezzet yönünden de çok lezzetli. İnsan vücuduna da çok birçok faydası var. O yüzden çok tercih ediliyor bu bölgede yani. Şimdi burada vatandaş bu alabalıkları yemeye mi geliyor burada? Tesiste yeniyor mu yoksa satıyor musunuz canlı olarak bu balıkları? Biz canlı ve ölü olarak satıyoruz. Aşağıda işte gördüğünüz gibi restoranlarımız var. Onlara veriyoruz. Orada tüketiliyor yani. Orada tüketiliyor diyorsunuz. Şu anda tam bir etrafımız dağlarla çevrilmiş durumda. Buranın suyu da galiba iyi. Evet, yani tamamen doğadan kayalık bir bölgeden gelen bir kaynak suyumuz var. Kalite olarak çok kaliteli, çok lezzetli bir suya sahibiz yani. Şimdi ben baktığım zaman yan tarafta da bir dere var. Biraz sonra oraya doğru da ilerleyeceğiz. O derede dağın yamaçlarından gelen sudan oluşuyor galiba. Evet, yani birçok kaynak var. Öyle yaklaşık 20 kilometre yukarıda ana kaynak ama ondan aşağıya gelirken küçük çaplı ufak ufak kaynaklardan oluşan bir deremiz var buradaki yani. O zaman şöyle yavaş yavaş ilerleyelim isterseniz. Evet, o kırmızı benekli alabalık dediğimiz doğal alabalık var deremizde. Birçok hastalığı, vücuttaki birçok hastalığa, eklem romatizmalarından tutun, beyin omega 3 açısından çok zengin, beyne çok iyi geliyor. Bel fıtığına böyle dışarıdan bağlama süreciyle bağlanıp da 48 saat orada durup onun içindeki yağı alıyor vücut ve sadece iskeleti kalıyor balığın. Yani bel fıtığı ve bel ağrısı çeken vatandaşlar alabalığı, kırmızı benekli dediğimiz o alabalığı sırtına sarıyor. Sırtına sarma sonucunda da 2 gün boyunca orada tutuyor. Eriyor mu o balık orada? Evet, orada eriyor. Sadece kılçığı kalıyor. Vücut onu çekiyor. Yani o çok faydası olduğunu söylüyorlar. Yani yaşayan insanlar var bunun. Mide rahatsızlıklarına da iyi geldiği söyleniyor. Yani mide rahatsızlıklarına, yanmaya, o tür şeylere de çok faydası var. Bizzati kendim buna şahit oldum. Kendim nasıl denedim. Midemde çok bir yanma vardı. Yani onu çiğ olarak yutmamı söylediler bana. Ben onu çiğ olarak yuttum öyle birkaç sefer.
Ondan beridir bende de Allah'a şükür o sorun kalktı yani. Küçük balık, küçük alabalığı yuttunuz. Evet, küçük birkaç tane böyle 3-5 gün aşırı yuttum onu. Şimdi omega 3 dedik az önce, somon balıklarında en çok olduğunu biliyoruz. Alabalık da somonun bir türü. Aynen. Bu eklem alabalık. İltihabı, enfeksiyon bunlar da iyi geldiği söyleniyor. Doğru mudur? Doğru, evet. Yani eklem iltihaplarına, kireçlemeye bunlara çok faydası var. Kireçleme derken mesela yenerek mi bu rahatsız ediyor yoksa sarıyor musunuz vücudunuzu? Aynı kireçlemeye de aynı o şekilde sarılıyor yani. Kireçlemeye de sarılıyor. Bel fıtığında olduğu gibi. Evet. Şu anda bu bahsettiğimiz dere ne deresi? Kiraz dere. Bu bahsettiğimiz bu bölgedeki tek deremiz Kiraz dere yani. Kırmızı belekli alabalıklar buradan çıkıyor. Evet. Buradan bu derede var yani. Avlama yapılabiliyor mu peki burada? Avlama yapılamıyor. Nesli koruma altında. Nesli tükendiği için devlet tarafından. Belli bir dönem var mı yoksa? Şu anda süresiz. Süresiz. Avlama yasağı getirildi. Yasağı var, evet. Şu anda bakıyorum gür akıyor su ama galiba biraz çekilmiş gibi. Yani bu mevsimde suyun en az olduğu mevsimimiz yani. En az olduğu zamanki su. Sonra galiba birkaç metreye çıkabiliyor. Yani bu kış çıkışı ilkbahar aylarında falan yani yaklaşık 1 metre kadar yükseliyor. 1 metreyi geçtiği bile oluyor bu suyun. Necmi Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben çok sağ olun. Rica ederim. Ben evet, Yuvacık Barajı'nın yakınlarındayız dedik. Burada alabalık tesisleri oldukça meşhur dedik. Çok fazla var dedik. İşte onlardan birini ekranlara getirdik. Necmi Bey ile konuştuk. Hem alabalık üretiminin büyüme aşamasına kadar hangi evrelerden geçtiğini anlattık. Hem de alabalığın şifalı olmasına ilişkin sofralardaki lezzetin yanı sıra bedendeki hastalıklara da iyi geldiğini söyledi Necmi Bey. Kendisinin de mide yanması rahatsızlığı olduğunu alabalık yutarak bu rahatsızlıktan kurtulduğunu da söyledi diyelim. Ve sözü bir kez daha size bırakalım.